Buda'yı burada bir bilir kişi olarak mı çağrılmış? Tesbihi var. Çok da şey tutuyor yani, özgüvenli tutuyor. Bakalım başına ne gelecek? Çok yıkılmaz duruyor şu an yani. Hiçbir tehdit altında değil. Tam ortasına bak, sırtında ona güvenen eller var bak. Safe zone'da şu an Buda'yı. Herkes bu adamın ağzının içine bakıyor şu anda. O arada ne yaşıyorsa arkada. O arada bir muhabbet oluyor orada. Safe zone'unda işte o mikrofonun başından çıktığı anda. Evet, evet. Safe zone'dan gidiyor abi. Adam bak bir şeyler söyleyip gülüyor. Hani ona bir gönderme espri de yapmış olabilir. Bence bu adama çok yanlış yapmışlar. Yani bu adamın... Fikrine saygı yani... duyulmamış. Aslan gibi insanın üstüne çakal yürümeyecek. 5-10 tane çakalı peşine takıp da bir AK Parti'yi savunuyor diye bir şeref... Ya da bayağı kalabalıklaştı ya. Evet evet. Bu abinin böyle bir etkisi var galiba, bu kasketli abinin. Bir anda kalabalıkları arkasında toplama gibi bir gücü var yani. Çakal sürüsü falan diyor ya, ondan mı? Evet evet, çakal sürüsü diyor, aynen. Bir sürü var falan diyor. Maşallah gerçekten. Bu adam olabilir Cumhurbaşkanı. Çok dikkatli olmak lazım. Ben burada fikrimi belirttim, ağzıma telefon soktunuz diyor. Ki hoş olmadı yani, adam bir şeyin böyle bir şeyin simgesi gibi oldu yani. Bir aslanın üstüne yürüyor. Orada ama bu benzetmeye de çok ikna olmuş, tekrarlıyor musun? Bu adam işte düşürdü doları. Bak gidiyor, doları düşürdü gidiyor. Bak arkada kayboluyor bak. Gitti o, aramızda içimizde artık. Bizden biri. Düşüren. Bir gün yine zora düştüğümüzde hemen gelecek burada. Elinde tesbihi. İsimsiz bir kahraman. Tabii. Tanju Çolak yıllar önce 80 bin dolar bozdu. Ekonomiyi toparlıyoruz diye. Hadi ya, ne zaman bozdu? Aynen 2016'da falan. Spor dünyasında Samsun olduğu için. Şimdi Tanju Bey de burada. Size soralım. Siz de herhalde dolarlarınızla geldiniz. Evet. Dolarlarımız. Bak. Evet. Var mı TL? Şu anda elinde bekliyorum deste, 15 dakikadır. En üst... O gün Tanju Çolak durdu bu işin karşısında. Bugün de o telefonu yiyen abi. Tanju Çolak 2016'da bu oyunu gördü ve bunun karşısında durmaya çalıştı. Burada da 2017'de muhtarlar. Hiç demezsin yani. Hani bu bizim muhtar dediğinde bu adamın kahraman olduğu gelir mi aklına? Yani zor az. Muhtar deyince de bilmiyorum. Muhtar da aslında etkin bir adam da olması lazım yani. Adamlar etkin olmuşlar. Bakalım abi. Çok güzel bir şey. Ya, çok ya sondaki mutluluğa bayıldım ben. Çok hazır bir burnu varmış buna yani. Bu silinmeye hazır tutmuş burnunu. Yılların birikimi. Ya bu ama doların değerini yükseltmez mi ya? Sanki gerçek hayatta bu mahalle yaşıyor.